Valla güzel oldu. En azından işimiz oldu. TV Hanım'ıydım. Evde oturuyordum. Özlem Hanım'ın sayesinde. Sağ olsun haber verdi mahallemize. Mahallemiz için de güzel oldu. Yani hanımlarımız için, bizler için güzel oldu. Şimdi çantalar yapıyoruz, çanta dikimleri yapıyoruz. Yani zamanla ilerleyecek tabii ki de çanta dikimleri, yastık kılıfları, iş yeri üniformaları. Yani böyle ilerleyeceğiz inşallah. Güzel projeler, güzel şeyler. Özellikle hanımlarımız için güzel. Ben köyde oturuyorum, Sultanlara Köyü'nde. Daha önce okulda görev yapıyordum. Okuldaki görevim bittiği zamanlarda boş vaktimi arkadaşlarla oturarak geçiriyordum. Sonra iş aramaya karar verdim. Özlem Hanım'la tanıştım. Sonra buraya geldim. Daha önce dikiş hayatım vardı. Çocuğu okulda olan anneler için, yani benim için bulunmaz nimet gibi bir şey diyeyim. Ya, o yüzden çok mutluyum böyle bir yer açıldığı için. Çünkü çocuğuma göre ayarlayabiliyorum okul saatine göre. Çocuğumu okuldan alıp evime gidebiliyorum. Geçen sene biz dedik ki kadınlara mahallemizde iş imkanı sağlamakla yola çıktı. Hayal olarak başladık. Bir yıl içinde dükkanımızı tuttuk. Her şeyi tamamen kendi el emeğimizle kendimiz yaptık. Boyamız, badanamız, tesisatımız, sağ olsun devlet büyüklerimiz de bize destek verdiler. Kesinlikle yalnız bırakmadılar. Bize makine ekipman desteği de sağladılar. Mahallemizdeki kadınlara dedik çalışmak istiyorsanız buyurun. Çalışma saatlerini de sizin çocuklarınıza göre, aile hayatınıza göre düzenlemesini yapalım. Hep beraber çalışalım, hep beraber kazanalım dedik. Sağ olsunlar, hiçbiri de bizi yalnız bırakmadı. İnandılar, güvendiler. Böylelikle çıktık, başardık. Bundan sonra hedef daha fazla kadına istihdam sağlamak. Hani mahalle dışına da açılmak bir dahaki hedefimiz. Tekrar bir makine desteği almak istiyoruz. Yapacağımız daha çok şey var. Bu ilk planımızdı, ilk amacımızdı. İlk yeri oluşturduk. Bundan sonraki hedeflerimizi büyümek, sadece büyümek.